Danışınız doydunuz mu? Beşteden bu kadar yapayım. Şimdi biraz koyun ben de danışım. Sıra ben dedi. Ezdirmeyeceğim özümü. Ben ezdirilmez hiç ne elememişim. Ben fahişeli elememişim. Ben hiç kimi aldatmamışım. Ben bu dergel Furkan'dan evvel olan videomla, Furkan'dan evvel başlamak istediğimiz bir ilişkide olan videomla yargılanıram. Furkan bunun hamısını bilirdi. Bugün beni ortalıkta koydu. Bugün beni yar yolda koydu. Şerefli namuslu oldu. Biz Sabir'le bir şey başlamak istedik ama olmadı. Dost kalmaya karar verdik. Ben Furkan hayatıma girenden sonra ne bir oğlanla ne zayıf hareket hiçbir şey eylememişim. Bugün beni kınıyırsınız. Ben hiç kimi aldatmamışım. Bugün aldatılan ben oldum. Ortalıkta bırakılan ben oldum. Bu şeyleri bilmesine rağmen bilmirmiş gibi danışan Furkan Avluç oldu. Her zamanki gibi çok güzel rol oynadı sağ olsun. Bu işte profesyoneldi. Hakkını yemem. Ay millet. Furkan aylar evvel bir senaryo yazdı. Ve biz oynadık. O yazdı, başrolü oynadı, biz de oynadık. Her günümüz, her saatimiz senaryoydu. Onun yazdığı bir senaryo. Nece daha çok pul kazanabilir diye bir kino yazdı. Siz de bunu izlediniz. Kazandı da Allah hayrını versin. Çoban aldatıldı, çoban aldatıldı diyorsunuz ya. O saf gördüğünüz Furkan, benim üzerimden kazandığı pullarla 2 tane ev aldı, maşın aldı. O evde yaşamadı ama. Dedik ben o evde yaşasam, millet bana destek olmayacak. Millet beni kınayacak. Çobanım diye bana destek olurlar. Çoban evinden çıkmadı. O uçup tökülen evden çıkmadı. Lüks evi varken. Bunları da danışın biraz. Ne kadar çok pul kazanırım diye ancak onu fikirleşirdi. Geldi benim hayatıma girdi. Benim ad günüme geldi. Namustan, şereften danışan Furkan Ağuç. Benim 5 yıllık sevgilim var idi ve biz onunla dost kalmaya karar vermiştik. O da gelmişti benim ad günüme. Bu kadar şerefliydinse onunla aynı masada oturdum. Zaten bunu çoğunuz da bilirsiniz. Niye sonra benden sevgili oldun? Eğer bu şeyler sana tersiydiyse, aynı masada olduğun kişiyle, sevgilisiyle dost kalmıştım ben. Ondan dost kalmıştım. Geldin niye oturdun onun yanında bu şeyler sana tersiyse? Çünkü millet görmürdü. Çünkü beni bırakmak ona sərf eləməyəcəydi. Çünkü pul kazanabilməyəcəydi. Ona ne şeref ne namus, hiçbir şeyin önemi yoktu onun için. Sadece cibine ne kadar çok pul koyar onu fikirləşir. Furkan benim hayatıma girenden sonra beni yönetti. Niye bunu elə, bunu elə, bunu elə. Ben her şeyi eləyirdim. O benim hayatıma girenden sonra Allah belamı versin benim hayatımda hiç kim olmayayım. Ben onu aldatmamışam. Ben aldanmışam. Ben onu sevmişim. O beni bir gram bile sevmeyip. Furkan'ın mesajları çıktı ortalığa. Furkan'ın yazıştığı, ümit verdiği kızlar, oyun da deyip onları da tavlamaya çalışan mesajları çıktı ortaya. Bunlar niye danışmışsınız? Bunlar niye demirsiniz? Menle ola ola elədi bunları. Oğlan dedi ya mı? Ona her şey olar. Ben Furkan'ı çok sevdim. Ben onu çok sevdim. O beni sevmediğini bildiğime rağmen, oyun oynadığımı bildiğime rağmen ben onu çok sevdim. Bunun doğru olmasını istedim. Ben yanlış eşine eylememişim. Sadece bir yola başlamak istediğim bir insanı öpmüşüm. Furkan'dan evvel olurdu bu. Ve bu dergi o video yayılıp diye ben gınak sebebi olmuşum. Halbuki bunun hamısını bilen Furkan Avunç bugün bilmirmiş gibi millet arkasına yürüyor. Furkan her şeyi bilirdi. Sadece fırsat kovlayırdı. Niye bu işi nece bitireyim? Bu işten öyle sıyrılmamız lazım ki ne sen zararlı kal ne ben. Ama sonuna kadar kazanmalıyız. Niye yayınımız düşür acaba kavga mı etsek? Niye sen saat 10'da yayın açma? Çünkü o zamanlar ben daha çok kazanırım. Tamam Furkan. Niye öyle yap? Niye böyle yap? Niye gerizekalı? Varını yoğunu sana harcadı. Villa tuttu. Gürcistan'da evler tuttu. Otel paranı bile niye verirdi? Sen o kadar utanmaz bir insansın. Sen o kadar ancak pulunu fikirleşen bir insansın. Bugün çıkıp hanınızı niye aldattı, niye aldattı, niye aldattı dersiniz ya. Niye aldatmadı, niye aldatıldı?